Kent TV'nin hazırladığı Universal Bodrum Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Sağlık ve Yaşam programına daha hoş geldiniz. Doktor Alpay Engin ve Doktor Tahir Ateş'in sunuculuğunu yaptığı Sağlık ve Yaşam programına dermatoloji uzmanı uzman doktor Emel Polat konuk oldu. Sevgili dostum, arkadaşım, hastanemize medarı iftarı Emel Polat. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Universal Hospital Hastanesi'nin katkılarıyla önceki akşam yayınlanan programda Doktor Emel Polat tırnak sağlığı, vücut benleri ve deri hastalıkları gibi cilt hastalıkları alanına giren konularda sunucuların ve izleyicilerin sorularını canlı yayında yanıtladı. Bodrum'a geldim ve o zamandan beri Bodrum'da çalışıyorum. Artık Bodrum'dayız. Hastane en eski hekim benim aslında. Yani üniversite olduğunda başlamıştım. Tam benim yeni uzmanlığım başladığı döneme gelmişti. Tıp dilinde nevüs olarak bilinen ve bazı türlerinin deri kanserine neden olabildiği vücut benleri konusunda detaylı bilgiler veren uzman doktor Emel Polat, vatandaşları uyararak şunları ifade etti. Halk arasında ben denilen şey bir sürü dokuya karşılık geliyor. Bizim için esas önemli olanlar, hani böyle saplı olan, deri renginde olanlar değil, daha yassı, bazen deriyle aynı seviyede olan ama kahverengi renkte olanlardır bizim için esas önemli olan. Bunların bir kısmı biraz da kabarıkçı olabiliyor. Çok halk arasında bilinmeyen bir şey, doğumsal olan benler daha risklidir. Yani doğduğunuzda üzerinizde olan benler daha risklidir. Genellikle halk arasında tam tersi biliniyor. Doğduktan sonra çıkanlar diye biliniyor, evet, ama. Yani bize de hep öyle diyorlar. Yani bizim zaten eskiden beri vardı bende bu ben. O şimdi daha büyüdü, önemli evet. Bizim için ama hani konjenital diyoruz biliyorsunuz bunları. Doğumsal olan benler bir kere riskli bizim için. Onun dışında ailesinde melanom dediğimiz deri kanseri olan insanların durumu çok daha önemli. Çünkü bu otomatikman genetik olarak bir risk beraberinde getiriyor. Bu kişilerin benlerinin çok daha yakından takip edilmesi. Multikanserler dönem, yani ailesinde birinde karaciğer, birinde akciğer kanseri çıkmış, birinde rahim kanseri çıkmış. Onlarda sanırım bu kanserlerde bir miktar yatkınlık oluyor sanırım, değil mi? Çok önemli. Özellikle melanom için çok önemli. Yani birinci derece yakınınız olması otomatikman sizin riskinizi arttırıyor. Çünkü melanomdan konuşur isek bir takım kriterleri var. Ve bu kriterlerden birkaç tanesinin olması sizi çok yüksek risk grubuna sokuyor. Alper gayet iyi bilir o kriterleri. Bunlardan bir tanesi ailenizde melanom olması. Bu otomatikman ciddi bir risk bizim açımızdan. Onun dışında hani herkesin bildiği değişen benler, değişim gösteren benler. Bunlar renk değişmesi olabilir, doku değişmesi olabilir. Büyüklük değişmesi tabii olabilir. Yeri çok önemli. Bir de travmaya maruz kalman sanırım sürekli benim. Çünkü özellikle erkekler için yüzde olursa, kadınlar için saç tiplerinde ya da genital bölgede tahriş, evet, olursa. Kronik tahriş. Yani bir sefer olan bir travmadan ziyade bir çamaşır lastiğinin sürekli sürtünmesi ya da işte kemer bölgesinde olan sürekli önemli. Bir sürtünme bizim tabii için çok önemli. Ya da travma olmaksızın üstünde bir kanama olması ve herhangi bir başka o bir... zaten alarma geçirmesi gereken bir bulgu. Bir de uç bölgelerdeki benlerden çok hoşlanmıyoruz. Uç bölgelerden kastettiğimiz nedir? Eller, ayaklar, taban, genital bölge gibi bölgedeki benlerden biraz daha dikkatli takip etmeyi seviyoruz. Bir kötü tarafı da insanlar genellikle genital bölgelerindeki benleri hiç önemsemiyorlar. Deri hastalıklarının oluşmasında en önemli faktörlerden birinin uzun süre güneş ışığına maruz kalmak olduğuna dikkat çeken Polat sözlerine şöyle devam etti. Güneş eşittir deri hasarı, deri yaşlanması, kanser riskidir. Bunu kafamıza koymamız lazım. Hani bunun daha çok olduğu zamanlar var, daha az olduğu zamanlar var. Daha çok olduğu zamanlar senin dediğin gibi yani 11 hatta artık 10'a çekiyorlar onu 5 arası saatler. Kesinlikle maruz kalınmamalı. Ondan sonrasında da koruyarak maruz kalmak lazım. Ki Bodrum'da hani güneşlenmenize gerek yok. Zaten güneşli bir bölgede yaşarken maruz kaldığınız güneş ışınları bunun için yeterli. O yüzden hani özellikle burada yaşayan kişilerin güneş korumasının rutin hayatlarında, normal hayatlarında yapmaları çok önemli. Ya ben...